herkese selam, sana hasret gülüm. Hello. YouTube video. Yeah. Benim hep böyle bir maceram oluyor fark ediyorsanız arkadaşlar. Ben video çekerken birileri el sallıyor, gülüyor, arkadan koşuyor, bir şeyler yapıyor, hopluyor, zıplıyor. Güzel şeyler bunlar. Hava güzel. Siz güzelsiniz. Hayat güzel arkadaşlar. Başımıza kötü şeyler gelebilir. Olabilir, hayatın içerisinde olan şeyler bunlar. Olsun, yaşıyorsak, nefes alıyorsak, sağlığımız yerindeyse her şeyi bir şekilde hallederiz diye düşünüyorum. Güzel bir gün arkadaşlar. Sizlerden gelen güzel mesajlar da beni çok mutlu ediyor. Gerçekten yüzümün gülmesinin sebebi de bu. Beni çok motive ediyorsunuz. Zor bir yolculuk. Tek başına bir kadın olarak daha da zor bir yolculuk. Ama sizlerin bana verdiği destek, manevi destek beni çok mutlu ediyor bu aşamada. İnşallah hep birlikte güzel yerlere geliriz, güzel yerler görürüz. Benim amacım başta neysem sonda da o olmak. Her zaman samimiyetimi korumak istiyorum. Çünkü inanın benim sizlerden hiçbir beklentim yok. Sus lan! Dilli. Bağırıyor. Aba, nasıl bağırıyor? Kendini malamat etti. Uş. Videonun içine sıçtı. Neyse biz devam edelim. Samimiyetimi kaybetmeyeceğime inanıyorum. Ben yıllardır böyleyim. Hep de böyle olacağımı düşünüyorum. İnşallah sizlerin desteğiyle güzel yerlere gideriz, güzel yerler görürüz, birlikte gezeriz. Bu çok önemli. Sadece benim gezmem değil. Gerçekten ben sizin bana hissettiğinizin 1000 katını size hissediyorum. Samimi görüyorsanız beni, gerçekten bu kanala geliyorsanız, bu kanalda beni izliyorsanız, bu beni o kadar çok mutlu ediyor ki. Çok teşekkür ediyorum. En azından kimsesizim demiyorum. Tabii ki de özlem var. Ailemizden uzaktayız. Gezginler olarak konuşuyorum. Zor bir hayatımız var. Evimiz yok. Evimiz sırtımızda. Bir gün oradayız, bir gün buradayız. Aç mıyız, tok muyuz belli değil. Yağmurda mıyız, karda mıyız, boranda mıyız belli değil. Ama olsun, hayatta her şeyin bir bedeli var. Ve bunun bedeli de buysa çekeriz. Yapacak bir şey yok. Güzel bir gün arkadaşlar. Tayland yine çok sıcak. Çalışmaya devam ediyoruz. Sıkı çalışmam lazım. Yeni bir ülkeye gideceğim. Para biriktirmem lazım. Çantam yırtıldı. Yeni bir çanta almam lazım. Vize alabilmek için, yeni yerler görebilmek için bir miktar para biriktirmek lazım. O yüzden yoruldum, hastalandım, öldüm, kaldım, bittim demiyorum. İnanın ki her sabah kalkıyorum ve video çekiyorum ve çalışmaya gidiyorum. Akşam hostele dönüyorum, bileklik örüyorum, kolye yapıyorum. Ertesi günü götürüp satıyorum. Olsun arkadaşlar, ben buraya çok zor şartlarda geldim, çok çok zor şartlarda geldim. O yüzden bunun kıymetini, değerini biliyorum. Tadını çıkartmaya çalışıyorum. İnşallah siz de tadını çıkartıyorsunuzdur. Güzel güzel yerler görüp güzel güzel videolar çekmeye gayret ediyorum. Gücümün yettiğince, bütçemin yettiğince yerlere gitmeye çalışıyorum. İnşallah sıkılmıyorsunuzdur. Zamanla ben de yola alıştığımda daha güzel videolar çıkacağını düşünüyorum. Bir kusurumuz varsa affola, baştan söylüyorum. Çok profesyonel değilim, özür diliyorum. Otobüsüm de geldi. Ben şöyle el sallayayım, kendimi malamat edeyim ama
Otobüs durmadı gitti. Allah sana bela vermiş. Arkadaşlar, zehir. Yok ya. Git. Ya ben taksiye binemem baba. Ya çok para. Bizde para mı var? Ne parası ya? Otobüse zor bin. Arkadaşlar, bazen kendi memleketimin şivesiyle konuşuyorum. Benim de doğalım budur. Her zaman da böyle konuşurum. Kimseye kibarlık yapacağım diye kendimi kırıp bükemem. Böyleyim. İnşallah rahatsız olmuyorsunuzdur. Seviyorsunuzdur. İnşallah ben de ailenizin bir kızı, kardeşi, girls'ü bir şey olurum inşallah. Neyse, ben gelen bir otobüsün önüne atlayayım da dursun arkadaşlar. Burada otobüsün önüne atlayınca duruyorlar çünkü. Daha da fazla vakit geçmesin. Gideyim güzel paralar kazanayım. Zaten hava çok sıcak. Akşama kadar bakalım. İnşallah güzel paralar kazanırız beya. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, çıktık hostelden. Hep beraber siz ve ben. Hep böyle çoğul konuşuyorum ya. Zannediyorsunuz ki yanımda biri var, biriyle geziyorum. Yok arkadaşlar, tek başıma geziyorum. Ama böyle sizle ben beraber geziyormuşuz gibi hissettiğim için bizli konuşuyorum. Sizli bizli konuşuyorum yani. Yoksa tek başımayım. Bir kek ikram etti hosteldeki çocuk. Yani kek demeye 1000 tane şahidi getirsen 1000 tane şahit küfreder gider. Böyle çok enteresan. Ne kekleri keke benziyor. Ne çikolataları çikolataya benziyor. O kadar uzun zaman oldu ki güzel yemek yemeyeli. Tadı olan bir şey yemeyeli. Ya gerçekten bende mi bir problem var bilmiyorum ama ben yediğim hiçbir şeyden tat alamıyorum Tayland'da. Covid değilim arkadaşlar. Şimdi derlerse ki Covid oldun sen. Yok arkadaşlar. Şimdi bizim alıştığımız tat, alıştığımız stil farklı. Bunlarınki farklı normal olarak. Bana böyle çok cezbedici gelmiyor yemekleri. Bir de sıcak, 35 derece arkadaşlar ama bence hissedilen 50 falan. Gerçekten yandım yani. O kadar çok Alman turist var ki. Yani Almanya, Merkel onları kişilemiş herhalde. Merkel'in kişiledikleri buraya gelmiş. Yemin ediyorum o kadar çok Alman var ki. Kime where are you from desem Almanım diyor. Bir tane Türkiye'de rastlamadım. Gerçi rastladığım bir Türk beni dolandırdı. Bir daha da rastlamak istemiyorum ama. Böyle işte yürüyoruz arkadaşlar. Benim hostelimin olduğu sokak. Böyle sokak yemekleri falan yapıyorlar ama temiz değil. Şu lokasyona bir bakayım ben neredeyim arkadaşlar. Haritayı açtım. Yürüyerek 12 dakika gideceğim yer. Güzel bir yer ama. Şu haritaya bakayım bakalım. Haritaya baktım. Bir tane Taylandlı bir adama lokasyonu gösteriyorum. Haritayı gösteriyorum. Diyorum ki partide gideceğim. What? Ya hakikaten adamlar yaşadıkları yeri bilmiyor ya. Yan sokağını bilmiyor. Çok enteresan ya. Beni delirtiyorlar ya. Ben mahallenin muhtarı gibiydim vallahi. Ben her yeri bilirdim. Ben Türkiye'de oturduğum, oturmadığım, oturma ihtimalim olan. Ya ben arkadaşlarımın mahallelerine kadar bilirdim ya. Yemin ediyorum. Az daha dursaydım Türkiye'de zaten mıktar olurdum. Mıktar! Bizim orada muhtar demezler. Mıktar derler. Mıktar. Bizim oranın şivesiyle konuşayım mı size? Mesela normal, kibar insanlar işte ne yapıyorsun, nasılsın, eşin nasıl der bizim orada. Ne iş görüyorsun kız? İyi miyim? Herifin ne iş görüyor? İyi mi? Allah canın almıyor senin karaltın kaka.
En sevdiğim cümle karaltın kaka. Soyhanda kalsın. Allah sana bela vermiş. Sıvadi ka. Ka. Thank, thank. Thank you. Hadi geç. Üf. Akşama kadar 818 kere sıvadi ka. Kapun ka. Sıvadi ka. Kapun ka. Başka da bir şey dediğim yok. Ay çok güzel bir şey var. Şurada size göstereceğim. Bakın. Ay çok güzel. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Neden anlatayım ki? Her gelende bana bakıyor. Dar kinenek cinganlığıma bakıyor. Bizim orada çingene demezler, cingan derler. Cingan. Oy, nasıl sıcak. Millet bana bakıyor çünkü maskemi takmadım arkadaşlar. Şurada da bir polis var. Benim hışımı çıkartabilir. O yüzden maskemi takayım. Yalandan elime alayım maskemi. Burada da bu var. Zaten çok sıcak. Ben nasıl maske takayım? Uy. Dur maskemi takayım. Arkadaşlar Allah aşkına terliklerimin şugarlığına bakar mısınız? Ay çok tatlı değil mi? Arkadaşlar terliklerle geziyoruz böyle sokaklarda. Her yerde. Yani normalde Türkiye'de gezsen ay irizile bak hele. Terlikle geziyor. Allah canın ala bir esbabın yok mu? Bir ayakkabın yok mu ayağını geçireydin? Derler ama burada herkes takım elbise giyip altına terlik giyiyor. Yalandan güldüğüm ne kadar belli oluyor he? Komik değil çünkü arkadaşlar rezil gibi duruyorlar. Çok çirkin. Ama benim terliklerim çok sugar duruyor. Evet arkadaşlar terlik mevzusunu da bitirdiğimize göre şuraları göstereyim size. Benim hostelime çok yakın bir yer. Her yerde de bu krallarıyla hanımının fotoğrafları var. Bu kralları arkadaşlar yanındaki hanımı yeni hanımı. Bu hanımı aslında asker, bu adamın koruması. Ondan sonra bu adam eski avradını boşuyor. Bu koruması olan, asker olan yeni hanımını alıyor. Aralarında da 25 yaş varmış arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim mi size? Dedikoduyu da verdim ha. Yani bir Tayland'ın kralının dedikodusunu yapmadıydım. Şorunu yapmadıydım, onu da yaptım. Aha adam bu. Adam 63 yaşında, hanımıyla da arasında 25 yaş mı, 30 yaş mı ne varmış. Böyle. Allah aşkına bakar mısınız paçasına, paçası kısa. Ne kadar komik duruyor he. Böyle de bir yer. Burada bütün devlet dairelerinin de önünde. Bankanın da önünde. Ne bileyim ya restoranın önünde bile. Krallarıyla kralının hanımının fotoğrafı var. Çok enteresan. Yani niye bu kadar paylaşıyorlar? Fotoğrafları her yerde. Aa burası okulmuş ha. Ne okuluymuş? Wat Song Jing Chong Gang Ying Gong Gang School. Evet arkadaşlar. Yarısı İngilizce, yarısı Taylandca. Güzel de language'im vardır ha. Güzel konuşurum. Ay. Sıcaktan beynim sulandı. Yavaş git. Yavaş git. Bana çarpacaktın. Kralası. Arkadaşlar böyle boklu su var. Evet bok kokuyor. Bok da çıkabilir arkadaşlar. Gerçekten boklu su. Kanalizasyon suyu yani. Argo olsun diye konuşmuyorum. Kanalizasyon suyu bok kokuyor yani arkadaşlar. Ya ne yapayım ben de boka da bok demeyin de nasıl anlatayım size? Büyük abdest kokuyor. Vallahi şimdi ben de şaştım. Ne desem hakaret edildiği için, ne desem eleştirildiğim için. Vallahi korkar oldum bir şey söylemeye ya. Neyse evet arkadaşlar sakin olalım. Ara sifleyiş gerek yok. Sağa dönün. Sağa dönecekmişiz. Harita diyor ki sağa dönün diyor. Döneriz gülüm. Döneriz canım. Sen yeter ki daha şeyle de bir yer. Aha böyle bir yer.
İlk defa yeşilliği olan bir sevadika. Kapunka. Ya böyle de işte ben insan canlısı bir insanımdır ha. Herkese sevadika kapunka. Her zaman derim. Yaşlılara her zaman hürmet duyarım. Her zaman. Reklamımı da nasıl yapıyorum ha. Maşallah. Ay bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu ülkede bir koku var ya Rabbil alemin. Allah'ın bir koku var. İnsanın var ya böyle böbreğe sökülüyor böyle yerinden sökülüyor böbreğe. Aa gene kıranan hanımı. Hanımı da hanımı, hanımı da hanımı. Şimdi burada bir roman havası oynanmaz mıydı be? Ay şurada bir roman havası açsalar da bir oynasam. Arkadaşlar şöyle de hosteller var. Şurası hostel. Böyle yan yana it gibi dizilmişler ya. Hostel. Uş nasıl sıcak. Neler çekiyorum görüyorsunuz değil mi size ne videolar çekeceğim diye. Nankörlük etmeyin ha. Paylaşın. Beni. Arkadaşlar önerin. Aa bak şöyle de çok tatlı sugar. Bir kafe var. Aa kafaya bak Allah aşkına bu oğlana. Buradaki oğlanların kafaları birçoğununki pembe arkadaşlar. Çok enteresan. Çok seviyorlar. Oğlanlar da kızlar da pembeyi çok seviyor. Aa böyle. Herhalde arkadaşlar gelmek istediğim yer. Dur şu çocuğa da. Savadika! Pahadit! Ha! Ha! Walk now. Ha! 7-Eleven. Ha, 7-Eleven sağ tarafında. Ha. Ha, ben gidiyorum Sevin'in sağ tarafında. Tamam gözüm, sağ olasın. Allah sağ ol, Allah sana boğazdan çevirsin canım. Sağ ol, yol tarif edenlerin çok olsun gülüm benim. Tatlım benim, tatlım, tatlım. Ay şarkı söylemek istiyorum size de ama arkadaşlar şarkı söyleyince de telif yiyorum ben. Aa çok izlenen bir videom var. Orada şarkı paylaştım diye telif atmışlar. Bendeki kadere bakar mısınız ya? Bahtsız bedeviyim resmen. En çok 5.5 bin izlenen videom, en çok izlenen videom da telif yedi. Yemin ediyorum. Vallahi bende bir müsibetlik var ha. Biri yazmış ki 40 tas su dökün. Ne 40'ı ne 50'si ne 60'ı ne 70'i. Dökünüyorum ama işte bir şey çıkmıyor. Çocuğa çok güvenemedim. Şuna da soracağım. Sevadika, Pahadit. Pahadit. Disco, 7-Eleven. 7-Eleven left or right? Right. Right. Aa, kapın kap. Kap. Sağ ol gözüm. Gerizekalının başkanı. Lan İngilizce söylesene. Bana Tayca konuşuyor. Tayca'yı nereden öğreneyim ben? Ben Türkçe'yi zar zor konuşan bir insanım. Ay, şurası çok sugar. Arkadaşlar çok sugar bir yer gördüm. Gerçekten aşırı sugar. Bakar mısınız? Herhalde burası sergi. Open diyor, açık da. Dur, birazdan geldik buraya. Kaçta kapanıyormuş? 6'da kapanıyormuş. İyi, 6'ya daha var vakit. Sıvadika! Likika! Hadi geç. Kapın ka. Ay canım benim. Bana nasıl güzel yel verdi. Benim canım. Dedi ki ileride dedi 7-Eleven var dedi. Onu dedi görünce dedi left right dedi yap dedi. Sağa dön dedi. Yani şöyle bir yer var. Burası değil muhtemelen. Sıvadika. Pa adit. Ha. Parit. Ha, okay, kapunka. Ha, okay. Ha, yes. Yes, okay. Right, kapunka. Burası diyor Parit zaten diyor. Kör gözüne diyor ötürdüğüm diyor bana. Arkadaşlar ötürmek de bizim oranın language'i. Nereli olduğumu yorumlara bekliyorum arkadaşlar.
konuştuğum language, nerenin language'i? Arkadaşlar Türkçe başka bir dil, benim büyüdüğüm yerin dili başka bir dil. Geldiniz. Orası Türkçe sayılmıyor. Arkadaşlar gideceğim location'a. Aa, buradan geçeceksin dediler vallahi. İçimde de bir korku var. İnşallah beni kaçırıp böbreğimi çalıp 38 kere bıçaklayıp gelinlik giydirip çalların arasına atmazlar. Selam. Selam aleyküm. Nasılsınız? Aa, Türk müsün? Evet. Aa, no. Sen Türk değilsin. Türk'üm ben. Ben mi? Türk. Aa, really? Aa, ben Türk'üm. İstanbul. İstanbul. Evet. Evet. Arkadaşlar. Türkçe konuşuyorum diye Kıbrıslı bir Türk. Aa, ben de Türk'üm, ben de Türk'üm falan dedi. Buraya tatile geldik diyor. 9 erkek. Ay çok komikti ya. İçeride görüşürüz falan diyor. Para mı isteyecekler acaba buraya? İnşallah istemezler. Ne mi? Bot mot falan diyorlar. Vallahi para veremem artık. Yemin ediyorum iflahım kurudu artık. Vallahi iflahım kurudu ya. Hello. Hello. İflahım kurudu artık. Para mara veremem. Yani zaten geldiğim yere bak Allah aşkına. Ben niye buraya geldim ki? Niye buraya geldin? Türk? Aaa. Good. İstanbul. Neresinden? Nereyi biliyorsun? Her yerini biliyorsun. Bahçeli evler. Bakırköy. Arkadaşlar gene gittim. Türk'le karşılaştım. Türk buldum. Biraz önce onlarla sohbet ediyorduk. 9 sap Türk gelmişler buraya. İşte birkaçı şeyde Almanya'da mı yaşıyormuş? İşte birkaç İngiltere'de, birkaç Fransa diyecektim. Ay tövbe. Kıbrıs'ta yaşıyormuş. Birazcık onlarla sohbet ettik. Böyle arkadaşlar yürüyorum, geziyorum da bir şey de yok yani. Buraları gezdirmek için falan 2000 baht istiyorlar arkadaşlar. Resmen bir çete olmuşlar yani Tayland'da. Turist geliyorsa parası vardır, bunu söğüşleyelim. Hiç de bir şey yok arkadaşlar. Yani bir bakın Allah aşkına, bakın. Yani hiç de bir şey yok. Belki akşam falan güzel olabilir. Bak gidiyor. Sesleri geliyor. Aa, o kadar sıcak ki arkadaşlar gözümü bile açamıyorum. Ama buraya ben akşam gelip fotoğraf çekeceğim arkadaşlar. Buranın akşamı güzeldir. Muhtemel olarak diye düşünüyorum. Biraz bakın etrafa. Aha böyle arkadaşlar etrafta. Aha böyle. Aha da böyle. Böyle uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. İncecik bir yol arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Yürü 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 yürü, insan da yok. Yürü 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 yürü. Böyle bir yer işte. Yani şurayı gezdirmek için 2000 baht. Arkadaşlar buranın neyini gezdirecek? Şuradan alacak, şuraya götürecek. Neyini gezdirecek? Anlamadım ki 2000 baht istiyor. Baksana. Yani hiçbir şey yok. Arkadaşlar daha da ileriye gitmiyorum. Çünkü gerçekten hiçbir şey yok. Hep aynı. Böylece devam ediyor. Buranın akşam ambiyansı, akşam ışıklarla beraberki görünüşünü merak ediyorum. Bir akşam geleceğim buraya. Bakalım. Belki güzel gözüküyordur. Şu da aynı şeye benzemiyor mu? Bizim Türkiye'deki köprüye. Muhtemelen bu akşam ışıklandırılıyordur, daha güzel oluyordur. Şunlar da rezidans. Sanıyorum zanginler burada oturuyorlar arkadaşlar. Galiba. Şeyi anlayamıyorum. Burada turist yok. Sebebi korona mı? Yoksa
buranın gezilecek bir yer olmadığını mı düşünüyorlar yoksa keşfetmediler mi? Gerçi arkadaşlar, adamlar gelip ne yapacak? Ha, ben de geldim. 2-3 adım yürüdüm, bitti, geri dönüyorum yani. Ha, amaç size şöyle güzel yerler göstereyim. Hep diyorsunuz işte kötü sokaklar, güzel yerler çekmiyorsun, güzel yerler göstermiyorsun. O yüzden böyle göstermek istedim size. Akşam daha güzel bir yere gideceğim arkadaşlar. Ya hep böyle güzel bir yer, güzel bir yer diyorum. Diyeceksiniz ki hani güzel, hani güzel. Kötü de değil aslında arkadaşlar da. Yani zaten çok aşina olduğum için biliyorum, ben İstanbul'da yaşamış bir insanım. Böyle yerlere her zaman aşinayım. Böyle yerleri her zaman görüyorum zaten. Benim için bir değişiklik olmuyor. Şu tanıştığım Türk, Kıbrıslı Türk arkadaşlar da şunlar. Yarın dönüyorlarmış. 9 sap geldik. Sap geldik, sap gidiyoruz diyor. Kızlar takip edin. Sadece kızlar takip etsin. Eminönü de. Hakikaten Eminönü'ne de benziyor. Arkadaşlar bu 9'u da bekarmış, evlenecekmiş. Yani yurt dışına falan götürecekmiş kızları. Türkler sever öyle şeyleri, evlenip yurt dışına gitmeyi. Sen bekar gibisin. Sen kızlar takip etsin mi? Yok. Etmesin mi? Etsin etsin söyle. Kızlar takip etsin. Tamam, kızlar takip etsin. Aşağıya Instagram hesabını koyacağım senin. Söz ver. Söz ver. Tamam tamam da koyacağım. Koyacağım kızlar, koyacağım Instagram hesabını. Hepinizinkini mi koyayım alt alta? Yok. Ben evleniyorum. Sen evli misin? Yakında inşallah. Yalan söyleme. Daha yeni dedin ki akşam bara gideceğiz, kızlarla düşeceğiz, kalkacağız dedin. Maskeni tak, karın görmesin. Yok yok arkadaşlar, öyle bir şey söylemediler. Size iyi eğlenceler. Ay arkadaşlar, hiç de bir şey yoktu, geri gidiyorum işte. Böyle anca bu kadar. Arkadaşlar, gösterebileceğim bu kadar işte. Başka da hiçbir şey yok arkadaşlar. Aa, şuradan da bir göstereyim. Bir fit. Bitti artık. Ha, bitti işte. Hakikaten adam diyor ya, Eminönü'ne benziyor. Eminönü'ne de benziyor yani. Cidden. Hadi gerisin geriye, geri gidelim arkadaşlar. İnşallah akşam güzel bir yer göstereceğim size. Diye düşünüyorum. Umuyorum ki ne. Vallahi Türkçe konuşmaya korkar oldum artık her yerde. Ben de Türk'üm, ben de Türk'üm. Arkadaşlar başıma gelen o kötü olaydan sonra biliyorsunuz ki korkuyorum artık dolandırılmakta. Gerçi dolandırılacak bir şeyim de kalmadı ya. Kalanını da çaldırdım. Neyse arkadaşlar. Buraları da gösterdim size. Sonra demeyin bana kötü yer gösterdin bize. Bize hiç güzel yer göstermedin. Bize gün yüzü göstermedin. Falan hiç söylemeyin yani. Güzel yerlerde gösterdim size. Biraz hızlı konuşuyor olabilirim. İdare edin arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Bir hatamız oluyorsa da affola. Bak tekrar tekrar her videoda bu cümleyi, bu kelimeyi konuşuyorum. Affola. Arkadaşlar bu arada şaka yaptım. Yani adamların Instagram adresini falan videoda paylaşmayacağım. Ben de almadım yani. Gördünüz, transit geçtim. Öyle bir şakalaştık ya. Türkler biliyorsunuz birbirleriyle şakalaşırlar. Ben de espiritüel biriyimdir. Hiç kimse yok arkadaşlar. Sadece lokaller var. Amerika! Turkey! Yeah! YouTube video, Turkey! Yeah, I'm from Turkey. Turkey? Yeah, Turkey! Oh, very cool, very cool. Yeah, you know Turkey? Hello. Come in Thailand, come in. Welcome, yeah. Welcome Thailand. Very good Thailand. In Thailand. Missing in Thailand. Oh, Thailand, very good. Thailand, very good. Yes. Live in Istanbul.
İstanbul. Yes. Yes. Yeah, big city, very big city. Kapunka. 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 Ka. Arkadaşlar benim her yerde böyle rezilliğim var biliyorsunuz. Çekiyorum böyle her yerde rezilliklerimi. Ya seviyorum arkadaşlar böyle spontane videoma insanların dahil olmasını, sohbet etmeyi, doğal şeyler ya bunlar. Arkadaşlar doğal çekiyorum, doğalımı çekiyorum, doğalımı. Yapmacıklık yok. Hiçbir şey yok. Neysek oyuz. Burası da park arkadaşlar. Ha şöyle göstereyim size. Ha şöyle göstereyim. Ya sıcak olduğundan da olabilir. Turistin olmamasının sebebi. Bir de zannediyorum arkadaşlar çok fazla bilmiyorlar buraları. Aslında Bangkok'ta gezilmesi gereken yerler arasında burası da var. Ama insanlar galiba çok gelmiyor, çok tercih etmiyor. Yani şuraları da gösteren size arkadaşlar. Böyle bir park. Denizi görüyor biraz önceki gittiğimiz yere. Vallahi içeride de hiçbir şey yok arkadaşlar. Ben girdim baktım sizin için çekeyim dedim. İçeride bir şey var mı diye. İçeride de hiçbir şey yoktu. O yüzden içeriye girmiyorum tekrardan. Bakıyorum arkadaşlar güzel yerler çekeyim. Buraları tanıyın, buraları görün. Belki gelmek istiyorsunuz, siz de buralara gelirsiniz. Yani çabalıyorum, araştırıyorum, bakıyorum. Bir çaba gösteriyoruz yani. Uş, beynime kan damladı vallahi, ne kadar sıcak. Durun bakalım. Akşama güzel bir yere gitmeyi planlıyorum. Durun. İnşallah hoşunuza gider de. Dersiniz Nazlı bizi ne güzel şu gariyelere götürdü. Oy. Kolum koptu vallahi. Kamera taşımaktan kolum koptu. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Neden anlatayım ki? Her zamanki gibi kamera yine sallanıyor. Farkındayım. Artık birazcık alışacaksınız arkadaşlar. Ben de çok sallamamaya dikkat ediyorum. Ben biraz şıllık pıllık yürüdüğüm için arkadaşlar. Çok öyle kibar kibar yürümem. O yüzden sallanıyor. Üzgünüm. Seni üzdüm ama pişman değilim. Neyse arkadaşlar ben gidiyorum tekrardan hostele. Birazcık dinleneyim. Akşam da başka bir yere gidelim. Arkadaşlar yeniden herkese selam sana hasret. Şimdi hostelden çıktık. Bunlar da benim hosteldeki arkadaşlarım. Taylı. Akşam seni çok güzel bir yere götüreceğiz. Güzel video çekersin dediler. İnşallah güzel bir yerdir arkadaşlar. Bu işin sonunda inşallah güzel bir yer çıkar. Hi. Hi. Hello. Hello. Come to. Thailand. Come to Thailand. Come to Bangkok. 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 Yeah. Come to Bangkok. Okay. Kung Tim Kanakon. Kung Tim Kanakon. Kung Tim Kanakon. Nasıl güzel Taylanca konuşuyorum görüyorsunuz değil mi? Hemen çözdüm arkadaşlar. O kadar zekiyimdir yani. Hemen çözdüm. Neyse şimdi bir taksi bulacağız. Otobüs gitmiyormuş çünkü. Taksiyi de 3'e böleceğiz parasını. Gideceğiz. Hadi bakalım inşallah güzel yerler çekerim de arkadaşlar. Benimle kavga dövüş mövüş etmezsiniz. Bize güzel yerler göstermiyorum. Bize güzel yerler göstermiyorsun diye. Hadi orada çekerim. Arkadaşlar taksiye bindik. Biraz önce şöyle bir şey oldu. Taksici ilk beni gördü. O Taylandlı iki arkadaşımı görmedi.
Ben turist olduğum için hemen gideceğimiz lokasyonun fiyatı 95 baht falan. Benden 200 baht istedi. Hemen diğer Taylandlı arkadaşlar dedi ki biz Taylandlıyız falan diye. Aa tamam tamam 95 bahta götürürüm dedi. Resmen dolandırıcılar ya. Hemen bir turist görmeye görsünler. Hemen her şey size 3 katı 4 katı fiyatına. Adamla ayaküstü fighting'de yaptım. Gerçekten çok enteresan yani. Ya muhtemelen bütün ülkelerde böyledir de. Ne bileyim burada daha fazla gibime geliyor. Her şeyi 3-4-5 katına falan söylüyorlar. Neyse. Minik bir fighting yaptık. Ama bindik. Şimdi taksiye gidiyoruz. Gitmek istediğimiz yere. Söyledik lokasyonu. Açtı götürüyor. Arkadaşlar böyle bir yere geldim. Girişi çok güzel. İnşallah çıkışı da çok güzel olur. Böyle bir yer. Yine bir maske durumumuz var arkadaşlar. Maske takacağız. Hep maske. Gerçekten sıkıldım maske takmaktan da. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çok sıcak, mecbur takıyoruz maskeyi de. Sanıyorum burası bir AVM olabilir. Bilmiyorum arkadaşlar. Sadece bir yorum yapıyorum yani. Olabilir. Olmaya da bilir. Gideceğiz, göreceğiz, bakacağız. Böyle bir yer. Arkadaşlar, biraz önce de bir durum oldu. Onu da size minik bir anlatmak istiyorum. Arkadaşlar taksiden iner inmez karı koca Pakistanlı bir genç pardon bakar mısınız falan diye konuşmaya başladı. Ben de anladım kıyafetlerinden zaten Pakistanlı Hindistanlı tiplerini. Ben de acaba yardım edilecek bir şey mi var, ne oldu, bir şey mi geldi başlarına diye durdum dinliyorum. İşte 4 gün önce vizemiz bitti, bizi report ettiler. İşte bize para yardımında bulunun falan diyor. Ben de cebimde çok az param var yani 200 bahtım falan var. Çıkarttım dedim ki 200 bahtım var. Hani ben de dedim bileklik satarak geçiniyorum. 100 bahtını sana vereyim, 100 bahtı da bende kalsın. Yani paramızı bölüşelim, sonuçta ne olacak, insanız yani. Paramın yarısını seninle bölüşsem ne olur ki? Bana dedi ki bu kadar para değil dedi. 1000 baht. Yani 1000 baht istiyorum dedi. Ay şok oldum, benim cebimdeki son parayı ben seninle paylaşmak istiyorum. Sen bana diyorsun ki bu parayı istemiyorum. Bir de üzerine beni azarladı gitti. Şok oldum. Arkadaşlar yolda kaldım, report yedim bilmem ne diye böyle bir sürü insan dileniyor mu diyeyim, paramı gasp ediyor diyeyim. Ben iyi niyetli paramın yarısını seninle bölüşeyim diyorum. Bir de üzerine küfür etmediği kaldı. Dikkat edin arkadaşlar buraya gelirseniz de. İyi niyetli olmayın. Benim gibi salak olmayın. Aptal olmayın. Ben iyi niyetliyim. Ne yapayım? Neyse lafın arasında da söyleyeyim dedim. Size buraları göstermeye devam edeyim. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Gelinlik mi giymiş bu? Ne yapmış? Böyle bir şey var. Aha buralarda da yemekler var. Yeah, very good, very good, yeah. Oy, very food? Yeah, this very? Yeah. What? No, bad. No, thank you. Ay bu mu güzel? Tövbe estağfurullah, midem kalktı ha. Ay yemin ediyorum bunlar ne yiyorlar ya? Her şeyi yiyorlar bunlar ya. Öf. Arkadaşlar şu tikenler de boş, keşke bir param olsa da şu tikenlerden birini tutsam da şu tikenlerde çikolata yapıp satsam. Aa benim öyle bir hayalim var biliyor musunuz arkadaşlar? Her zaman bir çikolata dükkanım olmasını isterim. Emice oturmuşsun buraya, ne aşk görüyorsun kocamı sevdiğim. Arkadaşlar işte buralarda böyle. Yani fikirlerim doğru çıktı. Bir açık alışveriş merkezi diyebiliriz. Şöyle de çok güzel.
şeyler çizmişler duvarlara, tablo gibi. Yalnız birazcık fiyatlar pahalı arkadaşlar. Sanıyorum görselliği güzel bir yer olduğu için. Ya aslında burayı bir platform olarak yapmışlar. Yani gelen turistler buranın çok güzel olduğunu algılasınlar diye. Ya bir platform yapmışlar yani. Tayland'ın %3'ü sadece bu kadar güzel. Arkadaşlar bakar mısınız yerlere ne kadar güzel şeyler çizmişler. Aa, bunlar da masum köylü. Kazıklanacaklar şimdi. Arkadaşlar ben o kadar kazıklandım ki burada hem yemek yerken hem gezerken, artık her şeyin fiyatını öğrendiğim için hemen tepki veriyorum. Diyorum bu kadar para değil. Yani az önce takside başıma gelen ya. Turistim diye 95 bahta gideceğimiz yerden benden 200 baht istedi. Yanımdaki Taylandlı arkadaşlarım olmasa benden 200 baht isteyecek. Ha vermem, onun ağzını yırtarım, param pırtık ederim onu. O beni tanımıyor. Tanımıyorsa tanıtırız kendimizi. Aa böyle bir şey, şu gemi mi ne mi la bu? Aa böyle turistlerin kalbinin attığı, cıvır cıvır karıların, cıvır cıvır uşakların olduğu yer burası arkadaşlar. Aa böyle bir yer. Aa buralara gelin. Buralara gelin. Aa şöyle tekne turları yapıyorlar ama çok pahalı arkadaşlar. 2000 baht. Aa şöyle sugar sugar restoranlar var. Buralarda yemek yiyin ama çok pahalı. Ya da bizim gibi gelin böyle fakir fakir. Bakın. Bu da bir seçenek sonuçta. Fakir olarak bakabilirsiniz. Aa şuradan geçen de şuraları göstereyim size. This I go very good. You know? I look. Arkamdaki uşaklar da bana bakıyor. Ne bakıyorsunuz? Kör olasıcalar. Ha şuraları göstereyim size. Aa buralar böyle. Arkadaşlar bu da gemi, gemi restorant. Vay be, millette ne para var ya. Vallahi bu millet bu parayı nereden buluyor? Arkadaşlar bakar mısınız? Adamlar gemiyi restorant yapmışlar. Gemide yemek yiyorlar arkadaşlar. Benim gibi masum köylü de bunları izliyor, videolarını çekiyor. Ya arkadaşlar bir gün böyle benim de çok param olur mu acaba? Böyle mangırları kazanır da böyle ben de gelir paşa paşa oturur muyum acaba? Olsun be. Hayal de güzel arkadaşlar. Hayal de güzel. Ama ambiyansa hoşlandım yani. Ambiyans sugar. Nerede olduğumu da göstereyim size. Asla Tüya. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Asla Kua da olabilir. Bilmiyorum okumasına. Bunların okumasını algılayamıyorum. Çünkü Taylandların böyle şeyleri, lehçeleri çok farklı. İngilizceleri bile çok enteresan. Anlaşılmıyor yani. Arkadaşlar böyle. Ay vallahi güzel ya. Hoşlandım yani. Hoşlaştım be ya. Sugar sugar buralar güzel. Ha böyle bir yer işte arkadaşlar. Bir sürü insan var. Ya şuradaki dönen şeyi o kadar seviyorum ki. Ben arkadaşlar küçükken çok severdim böyle Luna Park'a falan gitmeyi. Çok nasip olmadı, gidemedik biz Luna Park'a. Ama böyle hep içimdeki çocukta hep Luna Park vardır yani. Hep böyle Luna Park'a gideyim. Evim Luna Park'a yakın olsun falan. Öyle benim de çok fakir hayallerim var ya. Vallahi. Bir insanın hayali Luna Park'ın karşısında evi olsun olur mu ya? Oy gözüm benim. Gözüm benim, bu ne çekiyor? Taş mı çekiyor? Kurşun mu çekiyor? Bu ne çekiyor? Oy. Hele hele tipe bak. Bakın hele gözlerine. Vallahi gözlerini de aynı Taylandlılar gibi yapmışlar. Devam et. Bekleme. Bekleme, devam et. Aa böyle bir yer işte arkadaşlar.
Valla burayı da beğenmezseniz daha ağzınızı cart diye yırtarım yani, affedersiniz de. Daha size nereleri göstereyim yani. Aa bakın. Aha bakın. Yes. Böyle işte arkadaşlar. Arkadaşlar şu geminin içerisinde yemek isteyen insanlar böyle sıraya girmişler. Bakar mısınız? İkili sıra. Yani bir de buraya geleceksin. Sadece en düşük fiyatlı şey makarna. Makarna da 1000 baht. 1000 bahtmış arkadaşlar. Ve şunlar sırada bekliyorlar ya. Şaka gibi ya. Bir makarnaya 1000 baht vermek için sırada bekliyorlar ya. Gerçekten çok enteresan insanlar bunlar. Vallahi çok kafayı yemiş bunlar. Bunlar bu parayı nereden buluyor ya? Bu parayı nereden buluyor bunlar? Bak, şurası çok güzel, video çekilecek, fotoğraf çekilecek yer ama buraya böyle bir şey koymuşlar. Yani para vermezsen buraya giremezsin diyor. Para vereceksin diyor. Oh, para veririm. Biz parayı kolay mı kazanıyoruz? Ha şöyle emcimin yanına gideyim de şuralara bakayım. Arkadaşlar. Vallahi ben o parayı vermem oraya. Bir makarnaya 1000 baht ne demek ya? Neymiş? Gemide yemek yiyorum. Zehir zıkkım olsun. Ben o yemeği yersem zaten burnumdan gelir. Sırtıma gider o yemek. Ha böyle bir yer işte. Ha bu da emcim. Hele emcim uzaklara dalmış. Oy. Herhalde dertli. Ha böyle bir yer işte arkadaşlar. Ben sevdim ya, hoş. Hoş güzel. Güzel ama pahalı. Yemin ediyorum var ya, Tayland'a geldiğimden beridir hayatımda en çok kullandığım kelime çok pahalı. Çok pahalı. Turistleri öyle bir söğüşlüyorlar ki. Böyle işte arkadaşlar. Vay be. Hava güzelleşti ama hava öyle o kadar sıcak değil. Evet. Bu kadar işte arkadaşlar. Bu kadar. Daha ne göstereyim size? İnşallah beğenmişsinizdir. Ya benim burada en sevdiğim yerde burası oldu biliyor musunuz? Vallahi eski anılarım canlandı gözümde ya. Koskocamazi sevdiğim nerede, sen neredesin? Bu şarkı buraya uymadı ama ya o kadar güzel ki bakar mısınız? Vay be. Eski anılarım canlandı vallahi. Çok güzel bir görüntü. Duygulandım. Çok güzel yapmışlar ama arkadaşlar burayı. Böyle bir yer. Aha karşıki dağlar da şurası. Aha burası arkadaşlar. Valla bugün güzel bir yere geldik ya. Hello. Yine benim video, yine arkadan spontane gelen insanlar arkadaşlar. Aa böyle bir yer. Arkadaşlar şurası da korku evi. Ay altıma ettim vallahi. Şimdi sizi gördüydüm altıma ettim. Kız git. Bizim orada en hafif kavga ölümle bitiyor. Bacım ne korkması. Korku benim diğer adım, öteki adım. Hiç korkmadım, git. Hiçbir korku hissetmedim. Yani burayı da bitirdik işte arkadaşlar. Arkadaşlar burada yarım saat 500 baht. Yarım saati 500 bahtmış.
Good. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Tabii ki de vermeyeceğim. Tabii ki de vermeyeceğim. Ama çok güzel. Hoştir ama banana. Evet, bu kadardı işte arkadaşlar. Buranın da sonuna geldik. Arkadaşlar, bu videoyu da burada bitiriyorum. İnşallah beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video oldu. Bu sefer gerçekten güzel yerlere götürmeye çalıştım sizi. O yüzden zaten bugün sizin için çalışmadım. İnşallah siz de beğenirsiniz. Abone olmayı, yorum yapmayı, arkadaşlarınıza beni tavsiye etmeyi ihmal etmeyin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize Tayland'ın Bangkok şehrinden sevgiler, saygılar. Hoşça kalın, esen kalın.